Eski SEC yöneticisinin mevcut davadaki binans açıklamaları üzerine konuşacağız ve ne diyor ne demiyor noktasında görüşlerine bakacağız. Eski SEC yöneticisi binans ve SEC savaşında kıvılcımlar bekleyin demiş. Eski SEC yetkilisi John Reed Stark Binance ve SEC davasına ilişkin geniş çaplı bir değerlendirme yaptı. Reed Stark gerginliği kastederek gözlemcilerin davada bazı kıvılcımlar beklemesi gerektiğini söylüyor. Binance ve SEC davasının kapsamlı analizi ben e, Binance ve SEC davasının potansiyel olarak piyasada en fazla sürecek ve en uzun süre devam edecek dava olarak düşünüyorum. Daha önce de biliyorsunuz bu konuyla alakalı konuşmuştum açıkçası. Ripple'ın ya da Coinbase'in davalarının secde olan davalarından bahsediyoruz tabii ki. Çok uzun süre daha devam edeceğini düşünmüyorum. E, bu noktada gördüğüm benim maksimum e, nokta en kötü 2024 yılında Coinbase CEO'sunda dediği gibi zaten secde yetkilileri değişecektir. Ve sizin şu an içerisinde e, gördüğünüz bu olumsuz hava vesaire tamamı değişecektir. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. E bu şartlar altında da daha fazla secin prestijini düşürmek senatörler tarafından küfür edilen bir kurum ve ABD yargısı karşısında artık sürekli olarak hem aşağılanan ne bileyim adamlar şeyin karşısına çıkıyorlar komitenin karşısına çıkıyorlar komitenin, karşısına çıkıyorlar, komitenin karşısında dalga geçilip aşağılanıp azarlanıyorlar. Yargıç karşısına çıkıyorlar Adamlar bunlara Yargıç diyor ki iki yüzlüsünüz Boş konuşuyorsunuz davayı da Kaybettiniz diyor e, Tabiri caizse paket edip gönderiyor Bu şartlar altında Hem ABD tarafındaki diğer siyasiler Çok fazla sejin Gözden düşmesi ve bir devlet Kurumunun zafiyete uğratılmasından Dolayı e, Büyük ölçüde sıkıntı duyuyorlar Ve bu durum karşısında sinirleniyorlar. Zaten ekonomik anlamda zor bir durumdan geçiyorlar ve işleri olabildiğince hızlı ve seri bir şekilde yoluna koymaya çalışıyorlar. Dolayısıyla ben kesinlikle yakın zaman içerisinde yapılacak olan seçimlerden sonra bu görünümün değişip hali hazırdaki Ripple ve Coinbase davalarından da çekileceklerini kesinlikle düşünüyorum. Ama Binance için bunu düşünmüyorum. Çünkü Binance üzerindeki itamlar işin bu noktasından çok ileri, ağır ve e, yani çok ileri itamlar. Ve büyük bir kısmı da doğru maalesef. Binance ve SEC davasının kapsamlı analizi. ABD SEC eski bir yöneticisi olan John Reed Stark, kripto dünyasının düzenleyici kurumla Binance arasındaki bir sonraki duruşmada bazı havai fişekler beklemelerini söylüyor. Reed Stark her zamanki tarzıyla Binance ve Sej yasal savaşın durumunu incelemek için zaman ayırdı. Yargıç Faruki'nin verdiği son dilekçe ticaret platformunun Sef olan ilişkisinin görünümünü ortaya koyuyor. Reed, Binance gibi kripto para birimleri ve endüstri destekçilerinin önemli bir eleştirmeni olarak statüsünü koruyor buna rağmen kazanabileceklerinden emin olmadıkları bir davayı sürdürmek için fazla mesai yaptığını söylediği borsanın mevcut avukat ekibini eleştiriyor. eski yöneticisi uzun değerlendirmesine şu şekilde başlıyor. Bu arada Binance ilk bu dava süreci çıktığında da aslında mantıklı bir hareket gerçekleştirip şey yaptı adamlar. Eski seç çalışanlarını, eski seç avukatlarını falan mahsus işe aldılar ki aslında içeriye dair biraz daha hem bilgili hem de işin işleyişine daha adapte olan, daha bu konuyla alakalı, bilgili ve tecrübeli olan kişileri hem liyakat bakımından hem bilgi bakımından aynı zamanda psikolojik anlamda üstünlük kurabilmek adına böyle bir strateji izlemişti Binaz. düşündüğümüzde mantıklı bir strateji. Sec binası saldırdı ve ihlal emri istemekle tehdit etti. ile binans arasındaki dava savaşı katlanarak kızışmaya devam ediyor. Özellikle bazı sınırlı adli mühür açma sayesinde Sec'in ABD'deki binansla ilgili kuruluşları suçladığı artık bir sır değil. Müşterilerinin varlıklarının kimin kontrolünde olduğuna dair kritik bilgileri saklamak ve kritik hızlandırılmış keşif gerekliklerine uymamak. Bakın işte bu kısım önemli. Ben de bu yüzden e, uzar diyorum. Sadece bu yüzden değil tabii ki çok çok daha sebepleri var. Daha e, derin far adamlar 13 farklı suçtan şu anda yargılanıyorlar. Sadece tek sebep bu olur mu değil. Fakat bu da önemli şeyler arasında. Adamlar diyor ki arkadaşım sen bu fonlar nerede? Bu fonları kim saklıyor? Nerede tutuyorsunuz bunları? Yani yatırımcıların fonları nerede? Senin fonların nerede? Bunlar birleşiyor mu? Bunlar ayrı mı? Ayrıysa nerede tutuluyor? Neden CZ'nin kişisel şirketine bir meblağ gidiyor? Neden gitti bunlar? Ki bak son kısım da önemli. Adam diyor ki biz bunları istiyoruz. Sen bize bunları söylemen gerekiyor. Böyle bir durum olduğu zaman da bu sefer gördüğünüz üzere işler karışıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yeni bile bunun üzerine çok fazla şey yapamayacaktır velası. Bunun üstünü kapatamayacaktır yani. Diyor ki dev kripto borsasının daha fazla mücadele etmesi gerekecek. Binans ve sec davasındaki belirsizlik seviyesi oldukça yüksek. Reed bu davayı anlamanın zor olacağını kabul ediyor. Ayrıca Reed hem dışarıdan gözlemcilerin hem de kurum içi danışmanların mahkeme tarafından önümüzdeki hafta başında yapılması planlanan bir sonraki duruşma gerçekleştiğinde hayrete düşebileceğini belirtiyor. Yani ne noktada hayrete düşülecek bilmiyorum. Şunu söyleyebilirim ama sadece en son bu binansın üzerine gittiler biliyorsunuz. Bu noktada Binance Custody'den de baya bir itam geldi. Bunun üzerinden itam geldi diyeyim. Bu işin içinden kolay kolay çıkılamayacak bir duruma doğru Binance'ın gitmesiyle vuku buldu. Dolayısıyla bu saatten sonra da ne olur? Kestirebilmek zor. Çünkü baktığımız her noktada şu anda biz binans davasında biraz karmaşık bir yapı görüyoruz. Son günlerde üst düzey yöneticilerden bazıları şirketten ayrıldı. Bu gelişmelerin ortasında REIT, borsa, e, borsa için daha fazla mücadele öngörüyor. Hem Secin hem de binans avukatları davalarını savunmaya devam ediyor şüphesiz bir SEC Binance DC Federal Mahkemesi'ne dönüşecek olan şey sırasında çok fazla parmakla işaretleme ve sahte öfke olacağını söylüyordu. Evet. Genel olarak durumlar böyle. Zaten e, süreci de takip etmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.